Merhabalar. Öğleden sonraki oturumlarımızdan ilki olan bilişim ve yurttaş bilimi konulu konuşmasını yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Salih Murat Ege'yi sahneye davet ediyorum. Sesim geliyor herhalde. Her şeyden önce bu kurultayı burada düzenlemekle bize onur verdiniz. Çok çok teşekkürler. Küçük bir üniversiteyiz. Özel bir üniversite değiliz. Devlet üniversitesiyiz. Genelde yanlış biliniyor. Kısa zamanda, yani genç ve küçük bir üniversiteyiz ama öğrencilerimizi ismiyle tanırız. Hani butik üniversite falan diyorlar bazen. Şanslıyız. Mezunlarımız işsizlik problemi çok çekmez çoğunlukla. Nesnelerin interneti konusunda atıf ve yayınlara bakıldığı zaman Türkiye'de lider üniversite olarak seçildik. Kısa zamanda yapabildiklerimiz bunlar. Doktora programımız yeni başladı. Şimdi yurttaş bilim konusunda konuşacağım. Tabii Sultan Hocaların oturumundan sonra biraz zorlanacağım ama süre de biraz uzun. İnşallah sıkılmazsınız. Şimdi yurttaş bilim benim yaklaşık 10 yıldır meraklı olduğum bir konu. Her şeyden evvel ülkemizin bulunduğu konumda yurt nedir, yurttaş nedir? Bu bile altı çizilmesi gereken, sonuçta bizim sahip olacağımız tek bir vatan var. Bunun da sınırları 100 yıldır aynı. Hatay sonradan şey yapıldı ama İnşallah Cumhuriyetimiz nice yüzyıllarına ulaşacak. Şimdi tabii yurttaş deyince bir bilim arayışı her zaman var. İnternette elimizin altında olunca bilim adına bulacağınız her türlü işte reptilyandan düz dünya teorilerine kadar işte üst akıllar, illüminatiler vesaire. Bunların arasında gerçekten günümüzde iletişim mi, bilişim mi vatandaşın doğru bir şekilde kullanması ve verimli bir şekilde kullanması ayrı bir zorluk. Şimdi yurttaş bilim deyince ne anlıyoruz? Boğaziçi'nde çok saygın hocamız Profesör Doktor Bülent Sankur. Kendisi elektrik mühendisliğinden sinyal işleme konusunda son derece önemli çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi dil bilimle uğraşır. Ve TÜBAN'ın da desteğiyle Terimler ORG'de bir bilim terimleri sözlüğü geliştirdi kendisi. Tabii şimdi farklı bir bakış açısı. Aslında katılmadığımda bir bakış açısı. Niye? Çünkü yurttaş bilim, biz bunu çevirelim. Hatta görüş de almıştı kendisi sağ olsun. Ama tam görüşler çıkmadı. Çünkü bilim dünyasında şöyle var. Yurttaş bilim demeyelim buna. Niye? Ya işte crowd science diyelim. Yani şimdi crowd niye yurt, ya yurt, yurttaş yerine niye crowd diyorsun yani? Sürü müyüz biz? İşte crowdsourced, crowdfunding gibi veya işte gönüllü izleme çalışmaları. Bunlar değil yurttaş bilim. Ve buradaki tanım da doğru değil. Profesyonel bilim insanlarıyla, bilim kurullarıyla işbirliği halinde yapılır. Yok böyle bir şey.
Yanlış bu. Neden yanlış? Biz dünya tarihinin neresindeyiz? 21. yüzyıldayız. Ya 15. yüzyılda, 16. yüzyılda bilim insanı dediğimiz insanlar yok muydu? Vardı. Şimdi Lavoisier doçent miydi, profesör müydü? Ama bırakın. Albert Einstein'a bakın. Daha yakın gerçeklere. Ne yapmıştı? Evet, yayınları var ama hani bakarsınız bizim sisteme göre doçent olamayabilir yani. Öyle değil mi? Şimdi burada bilim dediğimiz zaman bilimin kurumsallaşması zaten aynı zamanda bilime bazen engel de oluyor. Yani nasıl ki politikada da yani bir muhalefeti alınca diyoruz ki aman muhalefet var sağlam süper. Yani biz daha az da muhalefet yapsak olur, nasılsa birisi yapıyor. Şimdi sonuçta yine bu yurttaş bilim projelerine gönül verenlerden birinin söylediği laf. Sonuçta akademik yolu bu bir yol. Tercih etmemiş. Ama dünyaya bilimsel amaçla katkıda bulunabilecek zeki, eğitimli yeterince insan var. Tarih boyunca da olmuş. Yani bunu kurumsal çatı altında bilim üretmeyenlerin sayısı bitmez. Tabii ki çeşitli dönemlerde bu insanların koruyucuları, mesenler olmuş, desteklemişler. Ama kimi zaman insanlar gerekirse özel ders vermiş. Ama bilimsel çalışmaları bilim adına gerçekleşmekten imtina etmemiş. Herhangi bir kadro peşinde de koşmamış. Şimdi aslına bakarsanız TÜBİTAK'ta açık ders platformunda, ULAKBİM'de ulaşabileceğiniz daha güzel bir yurttaş bilim tanımı var. Şimdi ben Boğaziçi'nden mezunum. Bülent hocamızı çok severiz sayarız ama buradaki tanım çok daha doğru. Şimdi sonuçta akademik yolu tercih etmeyen kişiler herhangi bir bilimsel araştırma sürece katılıyor. Ve yurttaş biliminin 10 prensibinden bahsedeceğim. Bunun herhangi bir aşamasında da olabilirler. Ve tanım diyor ki sıklıkla yani her zaman değil. Yani istisnalar kaideyi bozmadığı gibi bilim istisnalarla ince ilerliyor. Yani şu anda teknoloji ilerliyor. Bilim ilerliyor mu? Soru işareti. Yani teknolojinin ilerlediği hızda bilim ilerliyor mu derseniz bilemem derim. Sonuçta bizim yurttaşlarımızla hep beraber bir katkıda bulunacağız. Şimdi kilometre taşlarına bakalım. Burada kuş gözlemi çok enteresan. Birazdan üzerinde duracağım. Bugün ornitoloji, kuş bilimi yurttaş bilim sayesinde bulunduğu yere gelmiştir. Ve ilk yurttaş bilim eylemi hala da ilgili epi var. Audubon Derneği'nin bir kuş sayma yarışmasıyla başlıyor 1900 yılında. Ama günümüzde sayısız örnekleri var. Bizim gençliğimizin önemli projelerinden SETI, belki ekran koruyucu olarak kullanmışsınızdır. Önemli bir yapı taşı. Avrupa'da yurttaş bilimi gün geçtikçe önem kazanıyor. Ama beraberinde açık bilim, yani açık kaynaklı da açık bilim, açık bilimle beraber ilerleyen bir konu. Avrupa Yurttaş Bilimi Derneği ve bunun vatandaşlık biliminin 10 ilkesi yine önemli kilometre taşlarından. Tabii Avrupa Birliği'nin projelerinde baktığımızda işte Hukuk 2020'de artık açık kaynak, kaynaklı yayınlar teşvik ediliyor. Artık mecburi. Hatta
Tabii şu anda Avrupa Birliği projelerinin çoğunda herhangi bir şekilde bir kuruluşun cinsiyet eşitliği ile ilgili politikası olmazsa diskalifiye edecek derecede önemli bir önceki oturumla ilgili. Bunu da ekleyeyim. Şimdi dolayısıyla açık bilim politikalarının da bir uzantısı. SETI'den belki hatırlayanlar vardır. Berkeley'de geliştirilen bir yazılım. Puerto Rico'da bir gözlemi var. Radyo teleskop sinyalleri alıyor. Basit dört tane özelliğe bakılıyor. Ve yani düşünün ki 1 milyona yakın kullanıcı ekran koruyucu olarak bunu kullandığında elde edilen işleme zamanı süper bilgisayarların 1000 katı. Guinness Dünya Rekoru matematiksel işlem sayısında. Ha bir şey çıktı mı derseniz bir tane şüpheli sinyal var ama proje yavaşladı. Resmi olarak işte ekran koruyucu kısmı durdu ama hala veri işleme kısmı devam ediyor. Şimdi tarihçeye, kuş bilme bakalım. Kuşlar tabii mağara resimlerinde bile insanların işte her şeyi tasvir ettiği gibi kuşları tasvir etmesi, Mısır'daki piramitlerde çeşitli farklı kuş çeşitlerinin resimlenmesi insanların ilgisini kuşlara karşı gösteriyor. Malum Icarus Dedalus efsanesi. İşte insanlar hep kuşlara özenmiş. Balmumundan biliyorsunuz. İşte tüylerle güneşe yakın uçup eriyip düşmüş bir tanesi. Tabii bizim de tarihimizde yine kuşları gözlemleyip kanat yapıp uçabilenler var. Aynı zamanda sanat da konu olmuş. Ama tabii insanlığın kuşlarla olan ilişkisini incelemek isterseniz aslında buraya koymayı düşünüyordum. Alfred Hitchcock'un Kuşlar diye bir filmi var. Bu filmin 6 dakikalık bir tanıtımı var. Alfred Hitchcock bizzat yapıyor. Orada işte insanlar ilk tarih sahnesine çıkar çıkmaz işte kuşların yumurtasını çalmakla başlayıp evcilleştirmek, kafese koymak. Yani aslında yapmadığını da bırakmamış. Yani bundan sonra kuşların da bir gün ayaklanması ve bu filmde hani seyretmeyen varsa fazla bahsetmeyeyim ama aslında çocukları hedefliyor kuşlar. Hala da bu film yeterince korku sağlar. Şimdi oradan baktığımızda günümüzde kuş gözlemciliği diye bir şey var. Yani insanlar dünyanın öbür ucundan çıkıp Türkiye'ye gelip üzerine para verip kuş gözlemliyor. Ve ciddi bir turizm, ciddi bir gelir, ciddi bir etkinlik nasıl başlamış? Önceleri insanlar tabii kuşları inceliyor, kuş çeşitlerini kayıt altına almaya çalışıyorlar, anatomileri inceliyor. Ama kuşları doğal ortamında gözlenme gibi bir problem var. Yani sürekli kuşlar hapsediliyor veya öldürülüyor, inceleniyor vesaire. 19. yüzyılın sonunda karı koca 250 çeşit kuşu alıyor evine. Ve bunları kendince burada beslemeye başlıyorlar. Hatta bir tanesinin kuşlar alerjisi var. Maske kullanıyor dönem dönem. Ve özellikle Almanya'da bir ilgi başlıyor. Aynı yıllarda mikroskop Carl Zeiss icadıyla tabi biyolojiye büyük bir katkısı var. Ama Carl Zeiss aynı zamanda kuş gözlemcileriyle de
tanış olduğu için bunları doğal ortamında gözlemek için dürbün patenti alıyor. Ve ilk dürbünü patent çizimleri bunlar piyasaya çıkartıyor. İşte bu bir dönüm noktası. Çünkü dürbün sayesinde kuşları uzaktan rahatsız etmeden gözlemleyebiliyorsunuz. Tabii kuş gözlemleyince sadece işte dürbünle gözlemek değil, bunların seslerinin kayıtları, işte yumurtaları, tüyleri vesaire, bin çeşit, yani engin bir dünya. Bugün yine Zeiss bütün bu kuş gözlemciliğinin sponsorları arasındadır. Yüzlerce dürbün ve işte infraredi, gece görüşlüsü, son derece kaliteli ürünleri var. Ve tabii göç yolları üzerinde ilginç olaylar oluyor. Buna yönelik bir turizm var. İşte belli bir bölgede bir bakıyorsunuz 50 kişi, 60 kişi, bir otobüs dolusu insan dürbün fotoğraf makinesi inip gözlemlerini yapıyor. Şimdi bilişimle tabii bunun uygulamaları nasıl olabiliyor? Şimdi bir kere tabii amatörler için makine öğrenmesiyle kuş tanıma. Şimdi bu pul koleksiyoncusu gibi kuş gözlemcilerinin de kayıtları var. Yani işte en efsane kuş gözlemcisi diyelim 8000 farklı kuş gözlemlemiş. Öbürkü 7500. İşte birini timsah götürmüş, öbürkünü bilmem ya. Hayat hikayeleri, her birinin tek başına film. Ama amatör insanların da hani bugün kuşları tanımasına yönelik çeşitli uygulamalar var. Tabii önemli olan bunların göç yolları, yaşamları, habitatları, sayıları. İşte bizim biliyorsunuz kelaynak 37 mi 42 mi oldu, kaç tane oldu, kaçı geldi, kaçı gitti. Çünkü insanoğlu bayağı bir kuş çeşidini de bitirdi. Şimdi uygulamalara baktığımız zaman sayısız uygulama var. En kullanışlı olanlardan bu daha rekreasyonel. Yani insanlar kaç tane farklı kuş gördüm, nereleri, doğada ne kadar süre geçirdim. Efendim yarışmalar, işte bu fitness bandlerde falan da olur. Grup kurarsınız, işte birlikte etkinlik düzenlersiniz. Ama günün sonunda doğada geçirilen kaliteli bir zaman. Şimdi doğada geçirilen kaliteli bir zamanla bilişim sektörünün hani beraber olması çok güzel bir şey. Hani zehir panzehir gibi. Yani hiç olmazsa bir app var. Sizi doğaya çıkmaya teşvik ediyor. Bu açıdan da önemli. Ama bunun haricinde eBird gibi doğrudan yurttaş bilim app'leri de var. Ki Türkçe, yani Türkçe'de var. Yani sonuçta Cornell destekli bir proje. Yani siz projelerde gözlemlerinizi belli bir merkez veri tabanıyla paylaşarak bu kuş bilimine ve doğa korumasına katkıda bulunuyorsunuz. Yani işte bizim iç sularımız çok zengin. Göller bölgesi diye bir bölge vardı. Vardı. Şimdi dolayısıyla hani kuşların korunması, doğanın korunması, bilişimin bunda bir araç olması da bilişim adına son derece olumlu bir konu. Bunlar, bu app'lerin çoğu bir sosyal ağ vasfını da koruyor. Ve insanlar da yine kendileri gibi doğaya bakan insanlarla etkileşime girdikleri için yaygın ve ilerliyor. Yani 1900'den başlamış, özet olarak yaklaşık 125 yıldır devam eden bir yurttaş bilim projesi diyelim, projeleri. Şimdi benzer projeler var. Hiçbiri bu kuş bilim kadar başarılı değil. Yine hani belki
yarın ıslanır. Zamanında belgesel seyrederdik. Ve saatini beklerdik ki işte Cousteau'nun belgeselini seyredelim. Su altı ile ilgili. Ve şöyle böyle değil. Bunlar Oscar almış. Yani iki kere Oscar almış bir belgesel dizisinden bahsediyoruz. Tabii burada hani bilim adamı, film adamı. Şimdi Cousteau'ya hani çok eleştiri de gelir ama çok insanı da bilime kazandırmıştır. Bu da en son Pierre-Yves Cousteau, son oğlu. Bayağı oğlu var. Çocuğum. Şimdi bilinen. Bu adamcağızın bir projesi var. Hermes diye. Biz dünyanın sıcaklığını ölçeceğiz. İşte malum iklim değişikliği var. Ben okyanusların sıcaklığını ölçeceğim. Böyle bir Indiegogo'da kampanya başlattı. Ben yurt dışında çalıştığım vakıf sayesinde tanıdım kendisini. Çok mütevazi, mükemmel bir insan. Proje şu, dalış bilgisayarı dediğimiz cihazlar var. Dalgıçlar bunları koluna takıyor. Ve su altında kaç metreye daldı, kaç dakika kaldı görüyor. Ona göre vurgundan etkilenmemek için, evet fotoğrafları değiştirdim, erkek dalgıç yok. Şimdi şimdi tabii dalgıçlar neredeyse artık standart hale geldi. Yani dalgıç olmazsa olmazı bu. Benim de hani şahsi dalış bilgisayarlarıyla 1993 bitirme tezi Boğaziçi'nden beri bir çabam var. Dalış bilgisayarı, algoritma geliştir, yap vesaire. Hatta Aqualung firmasının şuradaki i770 dalış bilgisayarının algoritması, işte ekran tasarımları da Tamer hocamızındır burada. Piyasada şu anda görebiliyoruz. Şimdi bilimsellik deyince burada dalış bilgisayarları sıcaklıkta ölçüyor. Cousteau'nun düşündüğü şey şu. Şimdi ben bundan sıcaklığı öğrenirim. Çünkü bunların sonuçta upload etme şansınız var. Dalışın profilini upload ediyorsunuz. Sıcaklığı da upload ediyorsunuz. Ben bu sıcaklıkları öğrenirim. Dünyada milyonlarca dalgıç var. 10 milyonun üzerinde. Bir tane merkezi database'de toplarım. Konum bilgisi de geliyor. Böylelikle okyanuslardaki ısınma var mı yok mu görürüm. Şimdi fikir olarak iyi bir fikir. Ama sıkıntı şu, yani iklim değişikliği dediğimiz çok küçük dereceler. Ve gerçekten su sıcaklığı bir problem. Çünkü yani uydudan ölçüyorsunuz, yüzey sıcaklığını ölçüyorsunuz. Nedir? 2 milimetre. Ya dünyanın işte 1/4 deniz. Diplerde ne oluyor, ne bitiyor? İşte bütün bu Gulf Stream akıntıları değişiyor mu? El Nino etkisi, bunları anlamak için küçük sıcaklıklar bile ölçmek önemli. Fikir olarak iyi bir fikir. Yani bir yılda milyonlarca veri alırım. Sürekliliğiyle de bunları takip ederim. Ama biraz sıkıntı var. Sıkıntı derken, benim doktora projem yüksek irtifa dalışları. Yani yeri geldiğinde G3 ile burs kırıp dalış yaptık, öyle söyleyeyim. Burada bugün gelemedi, çağırdık. Yemek sepetinde Nevzat Aydın var. O da kara kara bakıyor orada işte, yemek sepetini düşünürken orada. Ulan buraya bir yemek söyleseydik falan. Ondan sonra. Şimdi bu yine Teoman arkadaşımız garip cihazlarla dalıyor. Uludağ'da. Uludağ, Süphan, Van, Kaçkar,
Bayağı bir enteresan yerlerde de aldık. Şimdi burada bizim gördüğümüz dalış bilgisayarımız da vardı. Kendimiz sıcaklık ölçüm, kendimiz data logger da yapardık. Neyse. Şimdi inanılmaz sıcak oluyor yukarısı. Ağustos'ta gidiyorsunuz. Yine buz var. Su 0 ila 4 derece. Şimdi sıcaklığa bakıyorsun yukarıda 20 derece. Atlıyorsun suya. Yarım saat geçiyor. Dalış bilgisayarı düşmüş 10 derece. Ya dalış bilgisayarı ölçüyoruz suyu ayrıca 4 derece. Yani dalış bilgisayarı bir kola bağlı. Yani şimdi kola bağlı olduğu için sonuçta bu ortam sıcaklığını ölçmüyor. Sizin vücut sıcaklığınıza yakın. Hadi bunu buradan çıkardın havada ölçtün desen onda bile sıkıntı var. Çünkü bizzat imalatında da çalıştığım için bunlarda sıcaklık sensörleri son derece ilkel, hatta mikro işlemciye yakın. Yani gövdenin içinde. Bunu tabii ki üretici termal yapıştırıcı koyup dışarıya doğru koyabilir, sıcaklığı tahmin eder de kimin umurunda? Yani şimdi sıcaklığı da dalgıç öğrenmeyi versin. Yani zaten tropik sıcak yerde dalıyor. Dışarısı 20 işte diyelim 24 derece, su da 23 derece, 3-5 bir şey gösteriyor. Ama ne derece doğru? Hakikaten biraz şüpheli. Şimdi dolayısıyla yine de fikir güzel. Bundan faydalı bilgi nasıl çıkartırız dediğimizde işte bazen iyi fikirlere farklı görüşlerin de eşlik etmesi gerekiyor. Yani ben buna bu projede bilim insanı akademik kimliğimle çalışmadım. Yani bir vakıfta çalışıyordum sonuçta. Yani o vakfın da doçenti bilmem nesi değildim ama hani dalış bilgisayarı neyi ölçüyor, ne yapıyor, ne ediyor biliyoruz. Tabii açık kaynak kodlu da bir yayın, açık kaynak bir yayın da yaptık bununla ilgili. Ya biz şunu dedik. Dalış bilgisayarlarını önce aldık. Sağ olsun kendisi İstanbul'a da geldi. Beraber dalış da yaptık. İple bağlamıştık. Adam ipi çözdü gitti 60 metreye. Zor yakaladık. Enteresan bir şahsiyet. Neyse. Yani az kaldı anma töreni yapıyorduk her yıl burada. İşte sularda biliyorsunuz katmanlaşmalar var. Bunlar Akdeniz suyu. Buradan Karadeniz'e akar. Daha tuzludur. Karadeniz daha hafiftir. Yukarıda kalır. 3 tane sıcaklık katmanı vardır. Bir üst taraf, hava güneşli, yağmurlu vesaire. Ne duruma göre değişir o 3-5 metre. Ondan sonra Karadeniz suyu başlar. Birdenbire görüş mesafesi gider. Aşağı indikçe görüş o kadar azalır ki sonra 20 metre, 15 metre derinlik değişir. Birdenbire ortalık aydınlanır. Akdeniz suyuna ulaşırsınız. Su 10 derece birden artar. Sıcaklığı. Ve artık tabii kirlilikten de dolayı, üst katmanlardan dolayı artık fener kullansanız kullanılır. Birinci Dünya Savaşı'nda denizaltılar bu kristal tabaka dediğimiz termokline'ın üzerinde hareket edermiş. Yani balastı ayarlıyor, batıyor Akdeniz suyunun üzerinde yüzüyor. Dere gibi oradan geçiyor. Böylelikle tabii akıntıyı kullanma şansınız olabiliyor. İlk defa bunu çarptıkları zaman şey yapmış. Yani bir yere çarptım zannediyor. Hatta bazen öyle şey olur ki böyle doğa mucizesi gibi fırtına olur. Bütün yosunlar kopar eder. Dalışa başlarsınız. Dibi gördüğümü zannedersiniz. Orada bütün asılı yosunlar kalmıştır. Onun içinden geçersiniz Akdeniz suyuna. Şimdi toprağı bol olsun. Babası da görmüş Cebelli Tarık'ta bu katmanları. Sormadım Müslüman oldu mu diye bu arada. ama babası bir deney de yapıyor yani. Aşağıya yelken geliyor. Ve yukarıdaki akıntının tersine gidiyor gemi. Çünkü dip akıntısına geliyor. Neyse. Thermocline dalışlarımızı yaptık, anlattık. Dedik ki bak kardeşim,
Dalış bilgisayarları iyi, hoş ama bunlarda yeterince hassaslık yok. Biz bu termokline dediğimiz seviyeler iklim değişikliğiyle orantılı aslında. Yani bunun belli bir osilasyonu var mevsime göre ve bu değişiyor. Bu değiştiği zaman deniz çayırları gidiyor. Deniz çayırları gittiği zaman balık popülasyonu gidiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Müsilaja kadar yolu var. Dolayısıyla faydalı bilgiyi çekmek için biraz daha uğraşmamız lazım. Faydalı bilgi dediğimiz şey ne? İstanbul Akvaryum var burada. Gitmeyen varsa tavsiye ederim. Sağ olsunlar, bize yardımcı olurlar bu tip şeylerde. Çeşitli akvaryumlar var. İşte kimisi Atlantik Okyanusu, kimisi Panama, kimisi soğuktur, kimisi sıcaktır. Ama sıcaklık çok iyi kontrol edilir. Yani 26.2, 23. Biz de alış bilgisayarlarımızı aldık. Orada beklettik bir havuzda. Sonra öbür havuza koyduk. Sonra öbürküne koyduk. Sonra bunu sistemli bir şekilde yapınca aslında baktığımız zaman bu dalış bilgisayarlarının genellikle birinci dereceden bir davranışı var. RC devre gibi davranıyor. Yani doğadaki gibi ne zamanki hızla miktar orantılıdır. Birinci derece diferansiyel denklemdir. Yarı ömürle çözülür. Şimdi ne demek? Yani biz dalış bilgisayarlarını belli bir markayı modelleyebiliriz. Ya da çok da üzmeyip kendimizi biz bütün dalış bilgisayarlarını kapsayıcı olursak çevre bilimcilerle de birlikte çalıştık. Carlo Cerrano şeydir, çok üst seviyede bir bilim insanı. Kendisi söyledi, dedi, yani fikir ondan çıktı, benden çıkmadı. Bunu dedi, Thermocline'da kullanılır bu veri dedi. Onun üzerine biz bir protokol yaptık. Dedik ki dalış bilgisayarı olan Thermocline'ları incelemesi için böyle bir şey yapabilir dedik. Vakıf, korona vesaire derken proje kaldı. Pierre Cousteau hala projeyle ilgili sensör, hassas sensör imalatı ve işte bu konuda yine devam ediyor projesini. Zaman zaman görüşüyoruz. Şimdi örnekler veriyorum ben, hani zihin açsın diye kendi tecrübemi aktarıyorum. 45 dakikayı doldurmaya çalışıyorum. Uzun çünkü. Enteresan yerlerden biri Public Lab. Yine Türk bir arkadaşımız burada çok etkin. Avrupa Birliği projelerinde de kendisinden bayağı bir şey ödünç aldık. Burada da bir platform. Çünkü sadece pasif gözlem değil. Kendin yap, do it yourself device'lar, cihazlar var. Yani kendin mesela ne yapabilirsin? Uçurtmaya bağla. GoPro kamera bağla, işte haritalama, çevre kirliliğini gözlemle. Çünkü işte Kaliforniya'da daha çok etkinler. Falanca fabrikanın deşarjı var. Hava gözlemiyle bunları yapabiliyorsunuz. Balon kitleri var. Şimdi bunların hepsi açık kaynak. Burada bir shopları var ama bu shop şunun için. Yani bunlar parayla satılıyor ama hepsinin dokümantasyonu da var. Bu şu demek. Yani kardeş, neyin ne olduğu yazıyor. İstiyorsan bunları git topla. Hani dokümantasyon da var. İstemiyorsan da hepsini birleştirdik. İşte 10 dolara veriyoruz sana gibi projeleri var. Burada hava kalite gözlem programları var. Çok basit şeyler olabilir. Gürültü kirliliği, ne bileyim işte basit bir app yapın. Biraz standartlaştırın. İşte ne bileyim sağ kolunuzu havaya kaldırın. İşte en yakınınızda şu kadar insan olsun ve 10 saniyeliğine ses kaydı yapın. Bir merkeze gönderin, işte İstanbul'un gürültü kirliliği haritasını çıkartsın size. Bir de tabii bazı konular var ki hani pek ana akımın dokunmak istemediği, işte kirlilik vesaire, ormanların iç suların kurutulması. Biz şimdi dışarıdaki şu mücadeleli pankartınızın altında fotoğraf çektirmeye korkuyoruz. Değil mi? Böyle bazı konular var, uzaktan geçiyorsunuz. Ama vatandaş, meraklı vatandaşlar bunu yapabilir. Yani işte çevre konusunda ciddi bir Türkiye'de duyarlılık var. Bir tepki var. Ama bunu bilimsel bir
kanalda da bu tip şeyler yapılması mümkün. Yani işte basit dronlarla haritalama, benzerleri var hava kalitesindeki değişimleri. Basit araçlarla, yani 50-60 liralık araçlarla yapabilecekleriniz. Tabii daha değişik projeler de var gündemde olduğu için. Lübnan'ın güneyindeki sığınma kamplarında yeşil enerji üretimiyle ilgili, madenlerin etkisiyle ilgili, su kalitesiyle ilgili. Yani altta gördüğünüz 20 tane konu başlığında burada projeleri bulabiliyorsunuz. Kendiniz de proje yapabiliyorsunuz. Yani Kickstarter gibi belli kurallar var. Oraya koyuyorsunuz. Benim Citizen Science projem budur diyorsunuz. Hatta böyle bir şey icat ettim. Evinde yapabilirsin diyorsun. Ve bunları paylaşıyorsun. Böyle güzel olanaklar var. Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin özellikle sivil toplum örgütleriyle de dirsek temasıyla yurttaş bilimine verdiği önem sonsuz. Avrupa Yurttaş Bilim Birliği 10 adet yurttaş bilim ilkesi öne sürmüş. Şimdi burada bilimsel çıktı içermesi önemli. Yani sonuçta bunu yapacağız. Mesela şimdi bu kuş gözleminde rekreasyonel yağın daha ağır basmaya başlıyor. Çünkü bilimde çok büyük bir mesafe de kat edilmiş ama o da devam ediyor. Sonuçta bilimsel çıktı içermesi gerekiyor. Profesyonel bilim insanı dediğimiz zaman, yani işte ayın 15'inde hesabıma para yatıyor. Bu da olacak ama yurttaş bilimci diyen kendine, ben yurttaş bilimciyim diyen insanın da bir faydası olacak. Zaten bu fayda olmazsa projeler ölüyor. Şimdi birazdan örneği vereceğim nasıl öldüğünü. Geri bildirim olmazsa olmuyor. Yani bir insan bilime katkıda bulunacağım diye bir kaygı, bir şeyler yapıyor. Ama adamlar kayıp. Makale çıkartıyorlar. İşte doçent oldu, prof oldu. İyi ama verileri veren adam ne oldu? Bir teşekkür en azından. Ama ona faydası ne? İkincisi de vatandaş sağ olsun verileri topladık. Veriler nerede? Vallahi işte kişisel verileri koruma veremeyiz, kullanamayız. Tıbbi data. Benim vakıfta mesela karşılaştığım sorunlardan. Şimdi olmadığım için aleyhinde konuşabiliyorum. Şimdi mesela bu da Marine Citizen Science dediğimiz konuda öncü projelerden 93 yılında başlamış. Vurgun denen bir şey var. Başınızı çok ağrıtıyorum. Dalgıç da aldığı zaman çıkınca işte hatta bizde türküsü mürküsü de var. Felç olabiliyor. Nedeni de vücutta oluşan kabarcıklar. Daldığınız zaman kolonun içinde karbondioksit gazı çözülür gibi gazlar çözülüyor. Yukarı çıkarken de bu kabarcıklar oluşuyor. Bu kabarcıkların kurallarına uyarak bütün dalışı hatasız yaptın. %57 vurgun yeme ihtimali var. Bu hastalığın en büyük belirtisi şaşkınlıktır. Sorular. Ben doktorum, vurgun yedim, nasıl oldu? Abi yani kaba yani. Ben daha kötüsü, ben doktorum. Doktoruyum. Vurgun yedim. Ne kaç metre? Bilmiyorum. Kaç metreden bilmiyorum. Çok tecrübeli rehberim vardı. Abi 60'a mı aldı? 20'ye 3-5 bir şey söyle. Rehberimiz çok tecrübeli. Rehberin çok tecrübeli. Sen de doktorsun. Maymun olursun sonra. Yani. Genelde bu. Hani. Önlem var mı? Bir aşı bulalım da vurgun yemeyelim. Yok böyle bir şey. 1908 yılında şu metreye şu kadar kalırsan vurgun yemezsin gibi İngiltere'de böyle bir tablolar çıkmış. Bunlar gelişmiş zamanla. Sürekli ama 30 metrede yarım saat kalırsan vurgun yersin. 30 metrede 15 dakika, 30 metrede 5 dakika, 30 metrede 2 dakika. Abi 30 metre yedin mi? Buna kadar girmiş. Ve bunu önlemek için de mekanik dalış bilgisayarları üretilmiş. Sonra işte bizim de katkıda bulunduğumuz ürünler var. Bu da iPhone, bizim patentli cep telefonları. iPhone çıktığı zaman cep telefonunuzu bir su geçirmez kılıfa koyuyorsunuz. Algoritmanızı yüklüyorsunuz. Ondan sonra
O size kaç metrede dur, kaç metrede çık diyebiliyor. Yani dalış bilgisayarının eş değeri. Bundan zengin olmadık. iPhone'un kıymını kimse koymuyor. Şimdilerde var bir yığın Tayvanlı, Çinli yapıyor bunları. Ama yani biz de yapsak, başkası da yapsa sonuçta böyle bir ihtimal var. Yani bazıları şanslı, bazıları şanssız. Yani günün sonunda baktığınız zaman böyle. Ama bir de gözlem az. Şimdi gözlem az olduğu için de benim bulunduğum vakıfta bir yazılım, işte bir portal geliştiriyor. Diving Safety Guard diye. Alıştan sonra... Burada kabarcıkların sesini duyabiliyorsunuz. Normalde doktorlar çok kızar buna. Bunlar ilk şeye geldi, o doktor aleti, onu kimse kullanamaz. Hepinizi toplatır. Yani 140 bin tane dalış toplandı böyle. Yani normal bir insanda. Sonuçta bu müzik. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktayı bulmak, kulak, müzik. Hani 6 yıl gerekmiyor. Müzik kulağınız varsa, doktor yok inşallah, sallayıp duruyoruz. Şimdi bu, yani 2014'e kadar 3000 kullanıcı, 65 bin dalış var. Ama son 4 senede, yani ben ayrılmadan, birdenbire kullanıcı sayısı onca yıldır, 93'ten beri sayısının 2 katına çıkıyor. Son 4 yılda dalışlar artıyor. Neden? Çünkü eskiden veriler toplanıyor, veri bankasına gidiyor. Teşekkürler, hoş geldin, Allah razı olsun. İşte bir eşantiyon, bir anahtarlık bir şey. Ama son 4 yılda insanlara portalda şöyle bir şey çıktı. Dalışı yaptın, yükledin. Senin riskin ne? Yani bu dalıştan çıktın, dalışı yükledin. Teşekkürler. Keşke dalmasaydın. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii işin enteresan tarafı, buradan iki tane makale çıktı. Birinde 55 bin tane dalışı incelediler. Valla biz biraz datayı temizledik. 3000 tane kaldı. Çünkü yani Tamer Hoca daha iyi bilir. Yani bunlar yine tabii ufak tefek bilimsel argümanlar. Çünkü veriyi sonuçta toplamak iyi hoş da, istatistik yapmak da kolay. Ama biraz işte temizlik vesaire, biraz derine indiğiniz zaman sorunlu şeyleri bulabiliyorsunuz. Tabii burada en önemli olan şey, hani sonuç, insanlar geri bildirim aldığı zaman katılımcı oluyorlar. Yani bir kuru teşekkürle bu olmaması gerekiyor. Herkes bilimi seviyor ama sürekliliği için onu da bir bilimden bir faydasını görmesi lazım. Adam dalışı yükledi. Aa bak ben yüksekte, keşke ya bir daha yapmam. Bilgisini alıyor. O da sürekli değişiyor. Ama tabii hala projede yanlış olan açık erişim platformu. Yani bu veriler aslında başka bir bilim adamı da alıp bu verilere erişip bunları incelemesi gerekiyor. Yani bütün bu Doppler kayıtlarına, kabarcık kayıtlarına, dalış profillerine ulaşması gerekiyor. Ama hani bizim aslında bu yanlış. Citizen Science dediğiniz zaman bu olmaz. Kusura bakmayın. Bu kadar benden. Teşekkürler. Soru falan alacağız mı? Buyurun. Dataları temizledik dediniz ya. Evet. O temizlediğiniz datalar aslında onlar dalmamış mı? Yok ya, yani şimdi şöyle bir şeyim. Şimdi mesela mükerrer dalış diye bir şey var. Ardışık dalış. Şimdi bir insan geldi sabahleyin daldı. 3 saat sonra bir dalış daha yaptı. Şimdi birinci dalışla ikinci dalış aynı olmuyor. Çünkü yukarıya çıktığınız zaman gazı kaçmış kola gibi çalkalasanız yine köpürürsünüz. Onun için 24 saat uçağa binilmez. Şimdi ikisini aynı kefeye koyamazsınız. Şimdi veya X kişisi var. Adam aynı zamanda operatör. Şimdi bir dalgıç seviyesi var. Bir de operatörler var. Yani isteyene Doppler kullanmıyor. Ama Doppler kullanan sayısı işte hani bir bias var. Ve mesela bir dalgıcın diyelim ki 800 tane kaydı var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o bütün, yani hani dedik ki her dalgıcın birinci dalışını görelim, her dalgıcın birinci dalışını görelim ve her dalgıcı bir kere görelim dedik. Çünkü o kişinin belki yaş vesaire, çünkü
Diyelim yaşa göre değerlendireceksiniz. Adam 300 kere de almış. E adam 70 yaşındaysa yaş ortalamasını çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya onlar da almış da hani mümkün olduğu kadar benzer koşulları elde edelim. Ama yine bir trend elde edersiniz hepsini. İkinci aşamada yine onlara da bakarsınız ama ilk aşamada hani bir duru görü bakalım. Biraz daha eşit şartlara bakalım dedik. Buyurun. Aslında bir miktar anlattıklarınız bana yurttaş gazeteciliğini hatırlattı hocam. Yurttaş gazeteciliği diye bir kavram biliyorsunuz son dönemde internetin çıkmasıyla birlikte bir gündeme gelmişti ve bu gerçekten aslında ilk dönemde internetin ilk ortaya çıktığı anında işte tekellerden devlet sermayeden bağımsız bir medya oluşumu umudu vermişti. Ya anlattıklarınız bilim anlamında da bana o umudu verdi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buyurun. Ben cehaletimi mazur görmek inanılmaz beğendim yurttaş bilimi. Öyle mi? Ne mutlu evet, bize. Gerçekten çok güzel olmuştu. Evet. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi bizde de şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla sosyal proje yapıyoruz. Ve inanılmaz etkiler çıkıyor ortaya. Ama bilimsel olarak bunun ölçülmesi konusunda biz deneysel bilimci gibiyiz. Yani sadece iş yapıyoruz. Girişimci olarak ama bunu bilimsel bir hale getirme formasyonunun ikisiyiz. Şimdi bu konuda şöyle bir tavır alıp görüyoruz. Biz gidiyoruz bunu mesela üniversiteye. Hocalar bir ücret beklentisi oluyor. Şimdi siz tersini söylediniz. Mesela yurttaşın bir fikir faydası olması lazım. Siz üniversiteye değil bilim adamına gideceksiniz. Üniversitede de bulabilirsiniz, dışarıda da bulabilirsiniz. Yani bakın başında söylemek istediğim şey oydu. Yani biz bu çatı altındayız. İyi hoş Aydın Doğan yapmış. Allah razı olsun. Ama yani ben bu kapıdan çıktığım zaman bu sıfatı kayıp mı ediyorum? Yani ben kendim hani mali durumum iyi olsa da ben yine aynı şeyleri yapardım. Benim bilime bakışım bu. Ama üniversite dediğiniz zaman, şimdi bilimle üniversiteyi yan yana ne kadar getirebiliyoruz onu bilmiyorum. Dedim ya, yani bilim adamı bulursanız yapar. Ama genelde şöyle bir şey var. Kısmen de haklılar. Yani kısmen. Bakın, şimdi orada 10 tane prensip var ya, onlardan biri. Yani projeyi tasarlarken bir kere en başında beraber tasarlayacaksınız. Çünkü şöyle, yani bu... zamanında biz belgesel falan çekmeye şey yapardık işte. Belgesel çekiyorsun, belgesel bitiyor, götürüyorsunuz diyor. Olmaz ki bu. Bu ölmüş eşek, satılmaz. Yani yapılmadan satacaksınız. Çünkü o kurgu ve tasarımının içinde olacak. Vatandaş da olacak, bilim insanı da onun içinde olacak. Çünkü tasarım aşamasında olmadığı zaman, şimdi eline bir şey geldiği zaman belki de başından sağmıştır. Yani çünkü hani tasarım yani sahiplenmesi gerekiyor insanları. Bu insan doğası. Çok da hani şey yapmamak gerekir. Suçlamamak lazım. Yok suçlamak istemem. Nasıl erişiriz? En başından, projenin en başında, sıfır anında projeyi kurgularken kim bilim insanı gerekiyorsa beraber kurgulamanız, beraber çalışmanız. Benim naçizane tavsiyem o. Yani yoksa bittikten sonra al benim hani ben de bir şey yaptım bundan da bir bilim çıkar dediğimiz zaman olmuyor. Para istemelerine bir şey diyemeyeceğim. Buyurun. Şimdi şöyle ben arkadaşımız şeyde başka bir üniversitede doktor öğrencisi. Fakat o işin uzmanı da başka bir üniversitede. Fakat maalesef fayda. Şimdi oldu. Bakın yani bu yani çok acı ama bir kültür meselesi. Ben bu üniversiteyi hani terk edip yurt dışı diyarlarına gitmemin nedenlerinden biri şimdi teknoloji bir yere gidiyor. Bir işte girişimcilik vesaire. Doğrudur yanlıştır. Ben bunu da tartışırım. İnovasyon kültürü nedir? Ama gittiği bir yer var. Bizim
dekanlık, rektörlükte konuşuyoruz. Diyoruz, dedim ki bakın dedim, topun gittiği yer belli. Patentlerin akademik sürece dahil olması lazım. Yani patentte bir mühendissen bunun bir değeri var. Yani şimdi tıp fakültesine nasıl gidiyoruz, bir derdimiz var çözülüyorsa, mühendislik fakültesine de bir şirketin gidip bir derdini çözdürmesi lazım. Yani o insanların önce mühendis olması lazım. Patent de mühendisliğe özgü bir şey de değil. Ama bana verilen cevap haksızlık olacak. Niye? Endüstri mühendisi patent nasıl alacak? Şimdi o kadar büyük bir cesaret, cehalet ki. Ben lafı esirgemem. Neden cehalet? Çünkü Amerika'da patent kültürü var. Adam lise mezunu, ortaokul mezunu dinlemiyor, patent yazıyor. Ve ciddi para kazanıyor. Patentini yazarsın, paranı kazanırsın. Bu birinci konu. Bu kültür meselesi. Bizde de doğal bir şey, insanlar bilmediği şeyden korkar. Yani patent bilmiyor. Öğrenme ihtiyacı da şey yapmamış. Paradigma ne paradigma? Zamanında indeksli yayındı. Sonra atıf oldu. Eskiden indeksli yayın yapınca hani bir motivasyonunuz yok. İndeksli yayın yapıyorsunuz. Millet aman ne alacak, indeksli yayın yaptığında ne oldu der. Sonra atıf haline dönüştü. Şimdi patent peşindeler. Ama şimdi patent, yani ben parantezi büyük tutacağım, kusura bakmayın. Şimdi ben patent dersi verdiğim için yurt dışında. Şimdi şöyle bir şey. Bu aslında bir mülkiyet. Fikri mülkiyet. Şimdi ben X üniversite baymış burada, gideceğim falanca üniversiteye. Rektör diyor ki, bizim diyor yüzü aşkın patentimiz var. Kaç tane lisans aldınız hocam dedim. Şimdi o patenti çalışmış. Lisanslamayı çalışmamış. Hiç dedi. Şimdi mülkiyet ya bu. Haran Ovası'nın ortasına git, 70 dekar buğday tarlasının ortasına 7 katlı apartman yap. Bununla da övün. Ama içinde kimse oturmasın, 10 yıl sonra da yıkılsın. İşte Türkiye'deki üniversitelerdeki patent zihniyeti bu. Patentimi alırım, akademik olarak bunu çerçeveye koyarım. Şimdi tekrar söylüyorum. Yani patent dediğimiz şey fikri mülkiyettir. Fikri mülkiyet oluşturulur, bina yapılır. Yani patent örnekleri var ya, Oxford Üniversitesi ya. Hoca startup'ını kurmadan patentinin ilk evresini geçiyor. Patent raporları geliyor. Ondan sonra startup'ını kurduruyorlar. Benim kendi bölümümde bile hocalarımızın kurduğu startup'lar var. Kapananlar da var ama. %99 oranında. Yani patent alanlar var. Lisanslama yok. Yani şimdi fikri mülkiyet, mülk var. Oturan yok, niyetlisi de yok. Zaten boşa yapmışım mülk. Kimsenin de umrunda değil senin aldığın patent. Patent almak dediğin ne ki? Bir şey değil aslında. Ama patent kültürü ve patent okur yazarlığı, ama bunu büyük okuyalım. Fikri mülkiyet dediğimiz şey yok zaten. Ve ben size şöyle bir şey söyleyeyim fikri mülkiyetle ilgili. Fikri mülkiyet sadece patent değil biliyorsunuz. Valla bazı şeylerin patenti alınmaz. Anlatabiliyor muyum? Alınmaz. Çünkü patenti aldığınız zaman aşırı disko, yani açarsınız bilgiyi kısmen de olsa. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyinde patenti alınmaz. Ama hani üniversiteye gittik, öğretim üyesi vesaire şu bu diyorsunuz. Keşke patent bilen birine gitseydiniz. Rica ederim. Son söylediğiniz fikri mülkiyet kısmını bırakalım. Ondan önceki konuştuklarınızla ilgili eklemek istiyorum. Şimdi bizim bu kurultayda aslında yer vermemiz gereken konulardan biri de şimdi açık yazılım, açık donanım. Biz BMO'da özgür yazılım, özgür donanım diyoruz. Hani ben özgür lafını da çok doğru bulmuyorum. Çünkü teknoloji kendi başına özgür olmaz ama başka bir karşılık belki daha şey olmadığı için özgür yazılım, özgür bilim. Bunları tartışamadık burada tabii. Zaman şey ona yok. Şimdi acaba veri konusunda da açık veri
özgür veri, verilerin toplanmasıyla birlikte verilerin kullanılması tarafını da bu sizin söylediğiniz konular buraya mı giriyor? Evet, benim söylediğim en son cümleyi bitirirken dediğim şey bu zaten. Yurttaş bilimindeki, şu anda yurttaş bilim projelerindeki en büyük problem verinin mülkiyeti. Bu yurttaş bilim, açık bilim. Bunun daha böyle benim sevdiğim bir başka ismi de var. Bilimin demokratikleşmesi. Verinin demokratikleşmesi. O zaman biz şimdi bu kurultaydaki amaçlarımızdan biri de kurultay sonuçlarına göre hani çalışma programlarımızı, çalışma politikalarımızı, ilkelerimizi oluşturmak. Belki bu kurultaydan sonra özgür donanım, özgür yazılım ve özgür veriyi de bir tartışacağımız belki başka bir etkinlik düzenleyebiliriz. Tabii çünkü sen. Şu anda verinin sermayeleştirilmesi de var. Yani tabii. Para toplamak gibi veri tabii. Toplamak, veri sürekli tabii. işi var. Çok teşekkürler. Rica ederim. Pardon. Verinin demokratikleşmesinden bahsederken aynı zamanda ters taraftaki tehlikesini de sizin de söylediğiniz gibi konuşmamız lazım. Yani bir yerden sonra da verinin kişi, özellikle kişi bazındaki verilerin bu malum işte organ mafyası mantığıyla satılması, hani belli bir gelir seviyesinin altında olan insanların belli bir zaman sonra kendi verilerini satmaya başlaması gibi bir durum da söz konusu olur mu? Sermaye bunu nasıl değerlendirmesi lazım? Nereye kadar açmamız gerekiyor? Nerede kişisel verileri koruma kanununun içerisine almamız gerekiyor? Bunları aslında tartışmamız lazım. Verinin özellikle governance dediğimiz yönetişimini tartışmamız lazım. Yani sadece şey bazında değil, kurumlar bazında değil, aynı zamanda devletlerin yönetimi altındaki verilerin de yaşam döngülerini konuşmamız lazım. Ve bunların kimler tarafından yönetileceğini de konuşmamız lazım. Yani merkezi idare mi bunlara sahip çıkacak? Kim yurttaşların verisine İşte demokratikleşmeden kasıt burada. O. Yani demokratik nasıl? Yani merkeziyetçilikten verilerin de demokratikleşmesi. Yani onun için demokratikleşme kelimesi benim hoşuma gidiyor demek istedim. Ben yani sabahki konuşmasında rektör yardımcımızın da söylediği bir şey vardı. Bence hakikaten teknoloji ve işte Hacı hocam keşke burada mı şu anda gitti mi? Hani bu bilim, toplum ve teknolojiyle beraber toplumun dönüşümünden bahsederken hep aynı şeyi konuşuyoruz. Yani toplumun, bilimin ve teknolojinin toplum üzerinde, yaşam stilleri üzerinde çok büyük etkileri var. Ve bunları da destekleyecek olan bir hukuk sisteminin de artık devreye girmesi gerekiyor. Bunun için de belki hukukçularla da ortak çalışmamız gerekiyor. Bilmiyorum salonda hukukçu var mı? Teşekkür ederim. Özür dilerim hocam. Daldım buyurun, böyle. Rica ederim. Ne demek? Buyurun. Öncelikle açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben burada misafir olarak bulunuyorum. Meslektaşınız değilim ama çok feyz aldım açıkçası konuşmalardan. Şu ana kadarki şeyler çok etkiledi. Jean-Jacques Cousteau'yu çok büyük bir merakla ve çok güzel bir süreç içerisinde hepimiz izledik zamanında ve çok etkilenmiştik. Hatta bütün Türkiye etkilenmişti. Onu da şahit olanlarımız vardır. Orada Hermes Project diye bir projenin başlığı oydu. Evet. Hermes Project. Oradaki o Hermes kelimesi doğal olarak bir şeye atıfta bulunuyordu. Ben de biraz evvelki sohbetlerden biraz yola çıkarak bir şey irdelemek istedim. Sınırsızlık, evet. Sınırlandırılmış şeyler içerisinde kavranamaz. Evet. Dolayısıyla bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Bunu böyle biliyoruz ve bu mülkiyetin de bir sonu var. Belli bir süre sonra o mülkiyet ortadan kalkıyor. Şimdi veri de bir mülkiyettir. Acaba veriyle ilgili de aynı durum söz konusu olabilir mi? Ya da yasal olarak bu da mümkün olabilir mi? Görüşünüzü alabilir miyim bu konuyla ilgili? Şimdi şöyle bir şey. Yani verilerin mülkiyeti ile ilgili, yani kişisel verilerin, yani şimdi biz rıza veriyoruz ama bu rıza hani öyle bir şekilde alınıyor ki, alınıyor mu alınmıyor mu o bile tartışmalı. Şimdi bu verilerle ilgili
kişiselliğin en azından ortadan kaldırılıp bunun toplum için faydalı amaçlarla kullanılması ve demokratikleştirmesi topluma fayda getirir. Yani söylemek istediğim şey, sonuçta veriler anonimleştirilmeli bir kere. Yani kişi dediğiniz zaman her zaman için bunun sonu kötü. Yani benim ismim, adım, adresim yazdığı zaman ben bu veriyi verdiğim, yani kişisel veri bir kere her halükarda toplanmaması gereken bir şey. Öyle söyleyeyim. Yani kişiselleştirilmekten uzak veriler toplanılabilir sadece. Çok beklentim yok zaten. Ben keseyim artık. İsterseniz dışarıda. Şimdi bir sonraki evet. Oturumdan yedik çünkü. Aynen. Hocam siz inmeyin. Öyle mi? Evet. Sayın hocamız Profesör Doktor Salih Murat Ege'ye bu keyifli konuşması için çok teşekkür ederiz.